Değerli hocalarım, kıymetli katılımcılarım ve gençler. Böylelikle İdari Hukuk ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu 2021'in sonuna gelmiş bulunuyoruz. İdari Hukuk ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu 2021, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Hukuk ve İlimleri Araştırma Uygulama Merkezi ev sahipliğinde, Buhara Devlet Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi, Alfarabi Kazak Ulusal Üniversitesi, Atilla Üniversitesi ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile işbirliği içinde ve de St. Petersburg Üniversitesi'nin katkıları ile gerçekleştirilmiş uluslararası bir etkinliktir. Sempozyum boyunca Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Makedonya ve Rusya'dan katılımcılar idari hukuk ve idari yargı üzerine bildiriler tebliğ ettiler. Sempozyum kapsamında Türkçe, İngilizce ve Rusça'nın yanı sıra Özbek, Kazak ve Azerbaycan Türkçeleriyle toplam 43 bildiri tebliğ edildi. Tüm hocalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birincisini tamamlamış bulunduğumuz uluslararası sempozyumumuz ilerleyen yıllarda da seriler halinde devam edecektir. Şimdi kapanış ve değerlendirme konuşmaları ile etkinliğimiz sonlanmaktadır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuk ve İlimleri Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü ve İdare Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Aydın Gülan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü ve Hukuk Fakültesi İdare Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Yücel Oğurlu kapanış konuşmalarını yapacaklardır. Hereby, we have come to the end of the International Symposium on Administrative Law and Administrative Jurisdiction 2021, which is an international event hosted by Istanbul Commerce University and Istanbul University Faculty of Law, Administrative Law and Research Center, and in the cooperation with Buhara State University, Baku State University, Gumilev Eurasian National University, Alfarabi Kazakh National University, Atilla University, and the International Vision University, as well as with the contributions of St. Petersburg University. During the symposium, participants from Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Macedonia, and Russia presented papers on administrative law and administrative jurisdiction. Throughout the symposium, 43 papers were presented in Uzbek, Kazakh, and Azerbaijani Turkish, as well as Turkish, English, and Russian. We would like to thank all of our teachers, all of our professors. The international symposium, the first of which we have completed, will continue a series in the future. Now, our event will end with the closing and concluding speeches. Director of Istanbul University Faculty of Law, Administrative Law and Science Research Center, and Head of the Administrative Law Department, Professor Adin Gülen, Director of Istanbul Commerce University and the Head of Department of Administrative Law, Professor Yücel Oğurlu, will give their closing and concluding speeches. For his speech, we invite Professor Adin Gülen respectfully. Evet. Sesiniz kapalı Kemal Hanım. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, подошла к концу наша совместная работа на международном симпозиуме «Административное право и административная юстиция 2021», который был организован Стамбульским коммерческим университетом и научно-прикладным центром исследования административного права при факультете права Стамбульского университета. Данное мероприятие было осуществлено при сотрудничестве с такими важными вузами, как Бухарский государственный университет, Бакинский государственный университет, Евразийский национальный университет имени Гумилева, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Атырауский университет и Международный университет Визион. За трехдневный период совместной работы в симпозиуме приняли участие более 40 научно-педагогических работников из Турции и зарубежных вузов и выступили со своими докладами как на турецком, так и на азербайджанском, казахском, узбекском, российском, русском и английском языках. От имени научного совета симпозиума мы благодарим всех участников за их ценный вклад в эту совместную работу. Отдельные благодарности преподавателям-правоведам Санкт-Петербургского государственного университета. Мы надеемся, что работы симпозиума будут продолжены и в последующие годы. Теперь заключительным словом выступит руководитель кафедры административного права Стамбульского университета, уважаемый профессор Айдан Гюлян, а также ректор Стамбульского коммерческого университета и заведующий кафедрой административного права, уважаемый профессор Юджин Огурло. Всем дальнейших творческих успехов и ждем вас на следующем симпозиуме. Спасибо. Mana ma'muriy huquq va ma'muriy sud tizimi 2021
Ma'muriy huquq va ma'muriyat tizimi 2021 xalqaro simpoziumi o'z nihoyasiga yetdi. Istanbul Tijorat Universiteti va Istanbul Universiteti huquq fakulteti akademik professor Siddiq Sami Onar nomidagi Ma'muriy huquq va tadqiqot markazi mezbonligida Buxoro Davlat Universiteti, Baku Davlat Universiteti, Gumilyov nomidagi Yevroosiyo Milliy Universiteti, Al-Farabi nomidagi Qozog'iston Milliy Universiteti Do'st Muhammedov Atrov Universiteti, Sankt-Peterburg Universiteti hamda Xalqaro Vizion Universiteti bilan hamkorlikda o'tkazilgan xalqaro simpozium ko'taringi kayfiyatda nihoyasiga yetdi. Simpozium davomida Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, O'zbekiston, Makedoniya va Rossiyadan qatnashgan ishtirokchilar ma'muriy huquq va ma'muriy sud tizimi borasida bir-biridan qiziqarli mazmunga boy ma'ruzalarini taqdim etdilar. Simpozium davomida turk tili bilan bir qatorda inglizcha, ruscha, o'zbekcha, qozoqcha va ozarbayjon turkchasida jami 43 ma'ruza tinglandi. Biz barcha qatnashuvchi ustoz va mutaxassislarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu simpozium debocha bo'ldi. Ushbu xalqaro simpozium silsilasi sifatida keyingi yillarda ham davom etajakdir. Istanbul Universiteti Huquq Fakulteti va Ma'muriy Huquq kafedrasi mudiri hamda akademik professor Siddiq Sami Onar nomidagi Ma'muriy Huquq va tadqiqot markazi direktori professor Aydin Gulan, Istanbul Tijorat Universiteti rektori va Huquq Fakulteti Ma'muriy Huquq kafedrasi mudiri professor Yücel Uğurlu yakunlovchi nutqlari bilan ushbu anjumanimizga yakun yasashadi. Anjumanni yakunlash uchun so'zni hurmatli professor ustozimiz Aydin Gulanga taqdim etamiz. Marhamat. Hurmatli xonimlar va mirzalar, o'zlasha biz akimchilik huquq және akimchilik sud жүйесі туралы xalqaro simpoziumimizda aytamiz. Akimchilik huquq және akimchilik sud жүйесі бойынша xalqaro simpozium Istanbul Sauda Universiteti мен Istanbul Университетінің заң факультеті, әкімшілік құқық және ғылымдарды зерттеу және қолдану орталығы, Бұхара мемлекеттік университеті, Баку мемлекеттік университеті, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, Дос Мұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, Халықаралық Визион университетімен бірлесіп, Санкт-Петербург университетінің үлесімен де атқарылды. Симпозиум барысында Түркия, Азербайджан, Қазақстан, Өзбекстан, Македония және Ресейден қатысушылар әкімшілік құқық және әкімшілік сот жүйесі бойынша баяндамаларын ұсынды. Симпозиум аясында өзбекше, қазақша, Азербайджан түркшесі, түркше, ағылшынша және орыс тілдерінде барлығы 43 баяндама жасалды. Біз барлық ғалымдарға алғысымызды айтамыз. Алғашқысы аяқталған халықаралық симпозиум келесі жылдары жалғасын таба береді. Енді біздің іс-шара жабылу және бағалау сөздерімен аяқталады. Стамбул университетінің заң факультеті, әкімшілік құқық және ғылымдарды басқару орталығы директоры, әкімшілік құқық бөлімінің бастығы профессор Айдын Гүлян және Стамбул Сауда университетінің ректоры, заң факультетінің әкімшілік құқық кафедрасының меңгерушісі профессор Юджел Оғурлы мырзаға сөз кезегін береміз. Sayın Aydın Hocam, söz sırası sizde. Lütfen buyurunuz. Teşekkür ederim efendim. Efendim ben Deniz de öncelikle sempozyum sekreteriyasına çok teşekkür ediyorum. 9 oturumda yapılan sempozyumda çok büyük bir başarı gösterdiler. Organizasyon merkezinden kaynaklanan hiçbir teknik aksaklık olmadı. Hem teknik boyutuyla hem de sürdürülmesi bakımından çok dikkat çekici bir başarı ve beceri gösterdiler. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Oturumlar da oldukça iyi belirlenmiş ve uzama ihtimaline karşı aralarında yeterli vakit konulmuştu. Tercümelerin çok başarılı olduğu anlaşılıyordu. Bu çalışmada yer alan, tercümeleri yapan, teknik desteği sağlayan herkese gönülden tebrik ederim. Elbette Yücel hocamızın, Yücel Oğurlu hocamızın bu konuya sahip çıkması bu büyük başarıyı sağladı. Ayrıca farklı ülkelerin Türkçelerine ve dillerine hakimiyeti de Yücel Hoca'nın müstesna bir bilim adamı olduğunu göstermektedir. Büyük şeref duyuyorum Yücel Hoca'yı tanımış olmaktan ötürü. O şeref bizim hocam. Estağfurullah. Sempozyumun dikkat çeken bir yönü genç meslektaşlarımızın, her ülkeden genç meslektaşlarımızın katılımının da fazla olması. Bu idare hukukuna ve idare yargılama hukukuna bu derece ilgili bir genç kuşağın gelmekte olması
çok sevindirici ve elbette umut verici. Hazırlıkları göz doldurdu, vakti iyi kullananlar oldu. Bendeniz eskimiş bir öğretim üyesi olarak onları tebrik etmek yanında dikkate almalarını rica edeceğim bir teklifim olacak. Ülke hukuklarının tanıtılmasına yönelik tebliğler dışındaki konularda doğrudan konunun sorun noktasına yoğunlaşarak ne kadar orijinal fikirleri tartışmaya açarlarsa o derece bilimin gelişmesine katkıda bulunmuş olacaklardır. Bazen sistemlerin özelliklerini anlatma çabaları sorunun ele alınmasını geciktiriyor ve yeteri vakit kalmadığı için derine inilmesine de vakit bırakmıyor. Sadece sistem ve kanun maddesi tanıtımı elbette bilimi geliştirmeyecektir. Meslektaşların bir arada olmasının faydasını arttırmayacaktır. Uzun ve rutin bilgiler yerine hemen konuya giren ve konuyu farklı boyutlarıyla ele alan, yeni açıklama biçimleriyle konunun farklı yönlerini gösteren genç zihinlerin bilime getireceği hareket ülkelerin bilimsel gelişmesine önemli katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. İnsanlar orijinal fikirlerin yansımaları sayesinde daha derine inen çalışmalar yapmak cesareti de bulacaktır. Bunun altyapısını bir sonraki toplantıya kadar hazırlamak için kabul buyurursa Yücel Hoca'ya bir teklifim var. Bu sempozyumu tertip eden üniversite mensupları ve belirlenecek anlamaya yönelik bir standart bilgi, bir kestiyoner çerçevesinde ülkelerinin idare hukuku ve idare yargı sistemine ilişkin verileri hazırlarlarsa, lütfederlerse bunların toplandığı bir bilgi bankası, bir yayın veya elektronik yayın temel bilgi alışverişini sistemli yapılmasını ve hukuki altyapının ulaşılabilir bir biçimde kurulmasını sağlayacaktır. Böylelikle karşılaştırmalı çalışmalar yapmak ve temel bilgileri izleyenlerin anlayabilmesi için temel bilgileri açıklamaya çalışmak yerine doğrudan spesifik konularda bilgi alışverişi, fikirlerin orijinalliğinin diğer meslektaşlar tarafından karşılanmasını görmek ve giderek sorularla, katkılarla kişinin fikrini derinleştirmesine uygun bir hukuki altyapı sağlar diye düşünüyorum. Basılarak veya elektronik ortamda geliştirilecek bu tip bir bilgi altyapısı olduktan sonra tematik toplantılar yapmak ve gençlerden çok daha fazla bilimsel sorun odaklı, orijinal yaklaşımlı, düşünce ağırlıklı katkılarla beslenmeyi beklemek hakkımız olabilir. Tarihimiz katılan düzenleyici üniversitelerin ülkeleri tarihi, yaşadığımız tecrübeler, iyi kötü tecrübeler, idare hukuku maceralarımız bizi geliştirici bir temel oluşturmuştur. Bu temelden yararlanarak ülkelerimize ve tüm dünyaya idare hukuku anlayışları, kavramları, çözümleri geliştirmeye aday olduğumuza samimiyetle inanıyorum. Her sene düzenli bir araya gelebilsek, kendi dillerimizdeki tebliğleri dinleyerek farklı ülkelerde fiziken bir arada yapılacak sempozyum günlerinde, sosyal faaliyetlerde kurulacak meslektaşlık bağlantıları ve sohbetleri sayesinde, ayrıca bir eğitim almaya bile gerek kalmadan kısa zamanda birbirimizin dilinden daha fazla anlar hale geleceğimizi hissediyorum. Herkes kendi dilinde konuştuğunda, herkesin tercümeye gerek kalmadan anlayacağı ortamlar oluşturmak, fikir alışverişi için ne güzel olacaktır. Teşekkürlerimi tekrar arz ederek saygıyla tüm konuşmacıları ve izleyicileri selamlıyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz. Spasibo sen do dos korei streçi. Barcan gizgaz kakatka rahmet. Hayır selamet bölüngiz. Hamınıza teşekkür ederim. Selamet kalın. Barşanızga ülken rahmet. Koş bolunuzlar. Hürmetler ediyorum efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben ağzınıza teşekkür sağlık hocam. Biz bu bütün tekliflerinizi hepsini hocam kayıt aldık. Ümit ediyorum bir sonraki programı da bu konsept çerçevesinde yaparız. Bahsettiğiniz tarzda yapmaya çalışırız. Ve o kuestiyoner tarzında bir şeyin oluşturulması, bir anket ve daha sonra bir temel metnin oluşturulması çok dilli, belki iyi bir mukayesenin oluşturuldu. Bunu da yapmak gerçekten idare hukukuna iyi bir katkı olacaktır. Bu yönde de bir çalışmayı inşallah başlatabiliriz.
bizlere hak ettiğimizden fazla iltifatta bulundunuz hocam. Teşekkür ediyoruz. Az bile efendim, az bile. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Hocam ben de bu vesileyle konuşmama başlamadan önce şunları vurgu yapmak istiyorum. Standart konuşmamdan önce. Bu çalışma normal şartlar altında bir buçuk yıl içerisinde oluşturulabilecek bir çalışmayken genç ekibimiz özellikle sekreterya ekibinin çok yoğun çalışması neticesinde görünen ve görünmeyen kahramanların yoğun çalışması neticesinde 3-4 aylık bir zaman dilimi içerisinde tamamlandı. İnşallah bir sonraki programda, organizasyonda daha hazırlıklı olarak, daha nokta atışlarıyla ve daha akademik derinliği yüksek çalışmalara imza atma niyetindeyiz. Sizlerin desteğinizle, rehberliğinizle inşallah. Bunları söyledikten sonra ben standart bir konuşmaya geçmek istiyorum. Saygıdeğer akademisyenler, akademik tebliğleriyle programımıza katkı sunanlar, değerli izleyiciler, İdari Hukuk ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu 2021 başlıklı Milletler Arası Akademik Buluşmanın sonuç ve değerlendirmelerini içeren kapanış konuşmalarına geldik. Şu anda 3. günün içerisindeyiz. Öncelikle bu sempozyumun ortaya çıkmasında fikir babası olan saygıdeğer hocam Profesör Doktor Aydın Gülen hocamıza, değerli bilim kurulu üyelerine ki onların içerisinde Turan Yıldırım gibi yine tez danışmanım olan bir diğer hocamız var. Yine çok kıymetli diğer değerli hocalarımız var. Her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum katkıları dolayısıyla. Bu tür ilmi buluşmaların, ilmi, bilimsel ya da Kazakların ifade ettiği tarzda söyleyelim, hoşuma giden bir ifade, bilimlik buluşmalarda insanların buluşması, akademisyenlerin buluşması, karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunmaları, en iyi, en elverişli zeminler oluyor bu tür buluşmalar için. Ayrıca sınırları aşan akademik buluşmalar gerçekten ufuk açıyor, zihin geliştiriyor ve yeni düşüncelerin, görüşlerin ortaya çıkmasını teşvik ediyor. Türkiye'nin idari hukuku ve idari yargısının 1878'den bu yana oluşturduğu bir pratik ve içtihat birikimi var. Bu çok değerli bir birikim bence. Ama bunun öncesinde de tabii ki yüzlerce, binlerce yıllık belki bir devlet geleneği var. İyi ve kötü taraflarıyla bürokrasi var, idari tecrübeleri var. Türkiye, Fransız idari hukuku etki alanında olan diğer başka ülkelerle birlikte, yani Yunanistan, Belçika, Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerle birlikte farklı bir noktaya bence idari hukukunu ve idari yargısını taşıdı. Çok ciddi bir içtihat birikimi oluşturdu. Fakat bu saydığım ülkelerin de kendi tecrübelerinin paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Belki başka organizasyonlarda bu ülkelerden de konuşmacılar davet ederek, yani bir taraftan Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar ve özellikle Mağrip ülkeleri, yani Fas, Tunus, Cezayir, bir de komşumuz Yunanistan'dan davetlilerle görüş alışverişini belki daha genişletip geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Ama bir başka noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Bunu da Rusya'da, Azerbaycan'da, Kazakistan'da sunduğum bildiriler, sempozyumlar sırasında ya da Kazakistan'daki kısa süreli de olsa bir visiting professor statüsüyle öğretim üyeliğim olmuştu. O dönem içerisinde şunu teşhis ettim, şunu gözlemledim. Orada gerçekten ciddi bir birikim var. Yani bizim tahmin ettiğimizden farklı bir teorik birikim var. Yine acı ve tatlı tecrübeleriyle ayrı hayat hikayeleri ve hukuk hikayeleri ve birikimleri var. Bu yabana atılabilecek bir şey değil bence. O tecrübenin özellikle ben Kazakistan tarafına ve Azerbaycan ve Rusya tarafına şahitlik ettim. Gerçekten teorik açıdan belki bizimle rekabet edebilecek, hatta bazı noktalarda daha üstün olabilecek seviyede bir birikim dikkat çekiyor. Bizim de pratiğimizle, uygulamamızla ve içtihat birikimimizle o bölgeye ciddi katkımızın olacağını düşünüyorum şahsen. Bu karşılıklı fikir teatisinin, fikir alışverişlerinin sağlayacağı güzel zeminler, kaynaşmalar var. Hepimiz fark etmişizdir sempozyumun bütün oturumlarını dinleyenler. Azerbaycan Türkçesini biraz kulak kabarttığınızda %80-90 anlıyorsunuz. Özbek Türkçesini
%70'ler oranında rahatlıkla anlayabiliyorsunuz ikinci, üçüncü günden sonra. Kazak Türkçesini %60 anlayabiliyorsunuz. Bu ciddi bir yakınlık ve tabii ki tarihi, kültürel birçok sebebe dayalı bir ortaklığın neticesi. Bu ortaklıktan moda tabirle güzel bir sinerji, kendimize ait tabirle bir bereket çıkarmamız gerekir. Bu arada bereket Kazakça, Kırgızca, Türkmence, Azerbaycan Türkçesi, Tatarca hepsinde ortak bir kelime. Onun için herkesin anlayacağını söylüyorum. Bereket, mereke ya da merekeli oluş hepsi sinerjiye denk gelen ya da ona yaklaşan bir terim olarak bence bizim bir araya gelerek oluşturabileceğimiz güzel akademik zeminler. Çok söz söylemek yerine küçük adımlar atmanın çok değerli olduğuna inanıyorum hayatın içerisinde. Çünkü sözler uçar gider, yazılar kalır, yapılan çalışmalar kalır ve atılan adımlar kalır diye düşünüyorum. Bu üç gün içerisinde sempozyuma şaşırtıcı seviyede bir teveccüh oldu. Yani şu ilk gün konuşmaları şu an itibariyle bin civarında izleme seviyesinde. Şu ana kadar yaptığımız organizasyonlardan belki bu anlamda en fazla teveccühe, rağbete uğrayan programlardan oldu. Bu bize hem gurur verdi hem de teşvik etti. Yani bu tarz çalışmaların içine Balkanların katıldığı, Kafkasya'nın, Orta Asya'nın, Mağrip ülkelerinin belki diğer başka ülkelerin tecrübelerini de dinleyip tartışacağımız, karşılıklı bir şeyler öğreneceğimiz ortamların oluşturulması bakımından teşvik edici oldu. Tabii ki Batı Avrupa'da oluşan birikim hepimiz için çok önemli. Oradan öğreneceklerimiz var, Avrupa Birliği hukukundan öğreneceklerimiz var. Çünkü ilim sahası, bilim alanı sürekli gelişen ve karşılıklı öğrenmeyle ilerlenebilecek bir alan. Batı Avrupa tecrübesini asla bir kenarda tutmuyoruz. Avrupa Birliği hukukunu kenarda tutmuyoruz. Ama kendimize ait, kendi değerlerimize ait orijinal bir hukuk sistemini üretme konusunda da gayret içerisinde olmamız gerektiğinin farkındayız. Yani bütün hukuk birikimlerinden istifadeyle orijinal ve kendimize ait olanı üretme sorumluluğumuzun da olduğunu şahsen düşünüyorum. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Sempozyuma katkı sağlayan bütün dostlarımıza, hocalarımıza, büyüklerimize, küçüklerimize çok teşekkür ediyorum. Selam, saygı ve sevgilerimle son sözü söylüyorum. Çok teşekkürler, hürmetler. Sağ olun hocam.